Üçüncü Dünya Savaşı bir kabus. Ülkelerin bu kadar çok silahlandığını ve hala teknolojik gelişmeler ile askeri gücü daha da ileriye taşıdıkları için korkunç bir kıyamet gibi geliyor. Peki ne zaman? İşte bu sorunun cevabı hem merak hem de korku içeriyor. Yeryüzünde kendilerine kahin denmiş ve söylediği birçok şey gerçek ile örtüşmüş insanlar artık vakit doldu diyor. Ancak şimdi değineceğimiz kahin ne Baba Vanga ne de Nostradamus. Bu kendi ölümünü bile tahmin edebilen bir kahin. Alois Erselmeyer. Kendi ölümünü bile bilen ünlü kahinin yeni gün yüzüne çıkan kehanetleri duyanları ürkütüyor. Baba Vanga ve Nostradamus bu kahinlerin en ünlüleri olabilir. Ancak gizliden gizliye ünü yayılan başka kahinler de bulunuyor. Alois gibi. Sıradan bir sondaj kuyucusu iken bir anda dünyanın en çok konuştuğu kahinlerden birine dönüştü. Öyle ki bir soruşturma başlatıldığında bile o çağrılıyor veya önemli vakalarda öngörüsü isteniyordu. Ancak Alois'in 3. Dünya Savaşı başta olmak üzere gelecek ile ilgili kehanetleri gerçekten çok korkutucu. 1894 yılında Almanya'da doğan Alois profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu. Aynı zamanda gelecekten haber veren biri olan Alois'in 2. Dünya Savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı. Bu sıra dışı yeteneği onun çok ün kazanmasını sağladı ve kısa sürede Almanya'nın her sokağında isminin geçtiği biri haline geldi. Bombalanacak yerleri saptaması ve kayıp insanların yerlerini bulması onu Alman hükümeti içinde bir konum ve danışman haline getirmişti. Daha sonra da bu ünü sayesinde çeşitli suçların soruşturulmasına yardım etti. Ancak bu ün başına iş açmakta gecikmedi. Sadece şöhreti nedeniyle olmasa da Alois birkaç düşman edinmişti. Kim düşman isterdi ki? Ancak bunlar Alois'i zorluyor ve ona hakaret ederek sahtekar diyorlardı. Daha sonra da şarlatan ve büyücü olarak suçlandı. Bu olaylar onun büyücülük ve sahtekarlık nedeniyle mahkemeye verilmesine neden oldu. Ancak daha sonra davanın düşmesiyle insanların ona bakışı değişmeye başladı. Alois bu davada kendisinin bir sahtekar veya şarlatan olmadığını kanıtlamıştı. Mahkemeye çıktığında onu destekleyen bir azınlık da vardı. Bunun üzerine hakim ona kahin olduğunu kanıtlamasını söyler. Mahkemede hakimin karısının o gün ne giydiğini ve ne yaptığını söylemişti ve hakimin karısını hiç görmemesine rağmen tamamen doğru bilgileri vermesi hakimi ikna etti ve dava düşerek Alois serbest bırakıldı. Kendisinin 1959 Temmuz'undaki ölümünü bile tahmin etmişti. Onun son sözleri, "Gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için öleceğime seviniyorum" olmuştu. Peki ne görmüştü? Gelecekte 3. Dünya Savaşı hakkında neler demişti? Savaşın Orta Doğu'da başlayacağını söyledi ve şunları eklemişti. Her şey barışı çağırıyor. Sonra her şey gerçek bir şekilde ortaya çıkar ve açık olur. Orta Doğu'da aniden yeni bir savaş alevleniyor. Büyük deniz güçleri Akdeniz'de düşmanlarla karşı karşıya kalıyor. Durum oldukça gergin olacak. Fakat asıl kıvılcım Balkanlarda ateşleniyor. Büyük bir şeyin düştüğünü görüyorum. Hemen yanında kanlı bir hançer duruyor. Sonrasında da darbe etkisi çok açık olacaktır. İki kişi hiyerarşik sıralamada 3. sırada olan birini öldürecek. Bu iki kişi başkalarından para aldılar. O yetkiliyi öldürmeleri için. Katillerden birisi ufak tefek siyahi bir adam ve diğeri ise biraz daha uzun ve açık renkli saçı olan birisi. Bence bu olay Balkanlarda gerçekleşecek. Fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Bu olayın intikamı hemen gelecek bu uçsuz bucaksız su üzerinden. Ancak sarı ejder
Alaska ve Kanada'yı aynı günlerde işgal edecek. Gelişleri çok da uzak değil. Ve sonra sarı toz yağmurları yağacak. Altın şehir yok edildiğinde bu olaylar başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük şehri roketlerle yok edilecek. Ve batı bölgeleri Asyalılar tarafından işgal edilecekler. Fakat bu işgalciler geri püskürtülecekler. Son olarak da şunları ekliyor. Üçüncü Dünya Savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum. Milyonlarca insan tarafından da gözlemlenecek. Gökyüzündeki işaretler öncesinde olacak. Savaş, hasat zamanından hemen önce yağmurlu bir gecede başlayacak demişti. Kahinin anlattığı bunlardı. Elbette doğruluğu ve kesinliği saptanamaz. Ancak bu savaş başlangıç olaylarına zaten yeterince şahidiz. Birinci Dünya Savaşı'nda Sırp milliyetçisinin Arşidük'ü öldürmesi ve İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Polonya'ya girişi olduğu gibi öncesinden taraflar seçilir, sonrasında küçük bir kıvılcım her türlü oluşuyor. Sevgili arkadaşlar, Alois'in daha önce söyledikleri çıkmış olsa bile hala kesin ifadelerimi bilemiyoruz. Çünkü gelecek bir gizem. Ve her zaman gizemini koruyabiliyor. Bir saat öncesinden 1 milyon yıl sonrasına bile. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.